insanın doğasını biraz anlamaya çalıştığımızda aslında VUCA kelimesinin pek bir şey ifade etmediğini ben görüyorum şahsen. Neden? Çünkü belirsizliği tanımlayan tek şey bu değil. Tuna var, işte VUCAP var, RAPT var, Mundabani var, var da var. Burada asıl dikkati çeken şey bence şu. İnsanlık kendi tarihi kadar var olan bir kavramı masaya yatırıp irdelemeye başladıysa, bunu farklı şekillerde tanımlamaya başladıysa, aslında etkisinin değişmeye başladığını anlarız biz o kavramı. Çünkü onu öngörülemezliğini, orada alıp veremediği konuyu netleştirmeye çalışıyorduk. Belirsizlikte de böyle bir şey var. Geçmişe göre şiddeti ve frekansı çok artan bir belirsizlikte yaşıyoruz. Aslında bu tarafta ben insan okur yazarlığını yine ön plana çıkarmak istiyorum. İnsan okur yazarlığı nedir? İnsan sarrafı olmak değildir. İnsan sarrafı olmak değil de bir insanın kendi davranışlarını veya etrafındaki insanların davranışlarını daha iyi anlamlandırabilmesi ve bu tarafta daha doğru çerçeveler çizebilmesi anlamına gelir. Bu noktada belirsizlik veya herhangi bir kavramı bence bu alanda geliştireceğimiz bir okuryazarlıkla değerlendirebiliriz. Benim aklıma açıkçası bu geliyor 2022'de üzerine gidebileceğimiz konular hakkında. Yani bir konu varsa gündemde bu insanı nasıl etkiliyor? Bu soruyu sorabilmek, bunun cevabını alabilmek aslında üzerine yeni adımlar atmamız için fayda sağlıyor.